Ya özellikle şu halay görüntüleri, hani gülüyoruz ama acınacak halimize gülüyoruz derler ya, çok endişe verici. Yani hala biz halay çekme peşinde koşuyoruz. Ya insanlar ölüyor. Her gün işte 20 tane 30 tane insan ölüyor ama biz halay çekmeye, gülüp eğlenmeye devam ediyoruz. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ha bir de yani sizinle beraber o virüs de halay çekiyor. Siz gülerken o da size gülüyor. Bunlar ne yapıyor diye belki. Şimdi 65 yaş üstü uyarısı da Mehmet Hoca'nın çok önemli tabii. Haftada bir kez onlar için bankalar, berberler, kuaförler vesaire açılsın diye belki bilim kurulu bunu da dikkate alır. Şimdi diğer bir konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öğrencilerin buluşması. Gençlerin buluşmasıydı. Dün YouTube kanalı üzerinden canlı yayında bir araya geldiler. İşte dertlerini anlattılar. YKS öncesi Cumhurbaşkanı başarılar diledi. Onların derdini dinledi falan ama demin başta da söyledim ya. Ben izlerken acaba bu öğrencilerin hiç mi sıkıntısı yok? Hiç mi derdi yok? Hiç mi bir şikayetleri yok da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemiyorlar diye düşünmüştüm. Ama gelin görün. O sözler ve görüntülerin dışında yorumlara baktığınız zaman aslında işin öyle olmadığını gördük bugün. Nedir o? YouTube kanalında o canlı yayın izlenmesi sırasında beğeniler oluyor biliyorsunuz. Beğenen beğeniyor ama beğenmeyenler çok daha fazlaydı. Ve bir YouTube kanalında ilk kez beğenmeyenlerin sayısı o noktaya ulaştı. Yorumlar da keza öyle. Yine çok farklı yorumlar vardı. Gençlerin hükümete ciddi bir uyarısı vardı. Anlayacağınız Z kuşağı tepkiliydi. Salgından dolayı YKS tarihinin ertelenmesini istedik ama bu kabul görünmedi. Acaba sizler mi bizim bakış açımızdan bakamıyorsunuz duruma ya da bizler mi abartıyoruz durumu? Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz bir durumdu. Video konferans ekranındaki gençlerin sayısı kısıtlı olsa da 1,5 milyondan fazla genç de sosyal medya üzerinden takip etti o yayını. Yorumlarını da katarak üniversite adayı gençlerin yayın esnasında o yok mesajları Erdoğan'la gençlerin buluşmasını siyasetin konusu yaptı. Z kuşağının kimseye eyvallahı yok, kimseden korkusu yok, oy moy yok, helal olsun. Bak şimdi Murat, ceketin, elbisenin duruşu iyi değil. Biraz şey yapalım. Öyle mi duracaksın? Yok, göbek çıksın. Yok. Şeye yaklaşabilirsin. Hasan sen anlıyor musun? Üniversite sınavından bir gün önce Erdoğan YKS'ye girecek gençlerle video konferansla buluştu. O buluşma sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Eskiden üniversiteye gitmek değer verilen bir şeydi. Bugün ne yazık ki aynı değeri görmüyor. Üniversite okuduğu ve bitirdiği halde işsiz olan gençlere sizin söyleyeceğiniz şey ve düşünceniz nedir? Bir tarafta sanayide çok ciddi bir tekniker, teknisyen, usta, tarım kesiminde çalışacak insan açığımız var. Diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Genç işsizlik oranları ciddi dedi Cumhurbaşkanı. YKS'nin salgın nedeniyle Temmuz ayına ertelenmesi, ardından yeniden Haziran ayına çekilmesiyle ilgili de konuştu. Çünkü gençlerin en çok merak ettiği konuydu. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur. Erdoğan'ın açıklamaları devam ederken yorumlar kısmına gelen o yok mesajlarının çoğunluğu dikkat çekti. Bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı yayını yoruma kapattı. Her şeyden önce ben siyasetçiyim. Gerçeklere gözümü kapatmam söz konusu değil. Bu sesleri duyacağım diyen Erdoğan, gençler oy moy yok deyince yorumu kapattı. Seslere kulağınızı kapatsanız da o gençlerin sesi sandıkta patlayacak. Aynı anda video paylaşım sitesindeki yayındaysa dislike, yani beğenmeme sayıları beğeni sayısını 3'e katladı. AK Parti'ye yakın isimler ortaya çıkan o tablo bot hesapların organize saldırısı dedi. Oy moy yok, bu gelinen nokta finali işaret ediyor aslında. Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında gençlerin o yok mesajları, beğenmeme butonuna daha fazla basmaları yeni günün en çok konuşulan konularındandı.